CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Merhabalar sevgili izleyiciler. Buca'dayız biz bugün yerel gündem olarak. Buca kelimenin tabiriyle gerçekten hayati bir dönemini geçiriyor. Bunu da sakın başkana yardım falan filan düşünmeyiz. Genç olmanın özellikleri bir yana, babadan gelen belediyecilik olmanın özellikleri bir yana ve yıllardır bu konuda hevesli olmanın, öyle yetişmenin avantajları da yan yana geldiğinde ciddi bir belediyecilik ortaya çıktı. Buca'da en sıkışık sorun, en önemli sorun trafikti. Trafikte de biraz adımlar atılmaya başlandı. Evet. Önce trafikten başlayalım. Evet, önce teşekkür ediyoruz ekip arkadaşlarım adına. 2 yıldaki hizmetlerle size bu sözleri söyletebildiysek, bir farklılık yaratabildiysek ne mutlu bana ve tüm ekip arkadaşlarıma. Tabii Buca'da geneline baktığınızda, sorduğunuzda mahalle bazlı değil ama kent bazlı. Ya Buca'nın sorunu ne? Herkes ilk başta trafiği sayıyordu. O yüzden buradan başlamanın doğru olacağına inanıyorduk. Ki aynen de öyle yaptık. Bunun için ne yapılmalıydı? Ana arterler genişletilmeli, alternatif yollar açılmalı ve otopark alanları yaratılmalı ve kent merkezi ona göre planlanmalıydı. Bu 4 ana temada başladık. O yüzden çevre yolu girişiyle başladık. Şu an orada çevre yolu girişimiz Buca girişi, ana girişi. Herhalde çok kısa bir süre için üniversite Tınaztepe hattı çok yakında 35 metre oluyor. 17 metreden 35 metreye genişliyor. Böylelikle 2 kat yol genişleyecek, üst geçitle karşıya bağlanacak ve ana giriş aks trafiği ciddi bir nefes alacak. Hemen bunun akabinde bir çalışma daha yapıyoruz. Bu somut bitmek üzere. Bu girişi genişlettik diyoruz ki hem de yükünü de bir de hafifletelim. O yüzden de bir yıldız girişi çalışması yapıyoruz. Şu an Büyükşehir Belediye'mizde proje karayollarıyla görüşler alındı. Büyükşehir üzerindeki kamulaştırmaları, çevre yolu bağlantıları ilgili son çalışmalarını yapıyor. Kısmetse onu da açtık mı, yani Buca'ya hem yeni bir giriş sağlamış hem de mevcut girişi 2 kat genişletmiş olacağız. Biraz şöyle şehir içine doğru gelirsek, orada ne tip çalışmalar yapılmalıydı? Malum Buca'yı biraz takip edenler bilir. Kasaplar Meydanı 25 senedir tüm belediye başkanları gelirsem Kasaplar Meydanı'nı yapacağım diyordu. Biz Büyükşehir Belediye'mizde o işi de hallettik. Herhalde 4-5 ay içinde. Hatta taahhüdünden verilen tarihten de bir 2 ay önce Kasaplar Meydanı açılacak. Bu neden önemli? Tam kentin merkezinde 150 araçlık bir yeraltı otoparkıyla da orada sıkışan trafiğe ciddi bir nefes aldıracak. Yani aslında bir meydan kazandırarak rahatlattığınız trafiği otoparkla beslemiş olacaksınız. Bu sefer biraz daha Şirinyer tarafına doğru gelirsek herhalde orada da en büyük temel sıkıntı ana alterde Şirinyer'in işte Forbes'in park alanının orada trafik sıkışmasında park problemi vardı. Şimdi orada da Şirinyer projesi aynı kasaplar gibi yılan hikayesidir. Onun proje aşamasında hemen bitmek üzere. Onun da 5 binlikleri, 1000'likleri ve ihalesine çıkıldıktan sonra hem yepyeni bir Şirinyer Parkı projesi hem de altında 800 araçlık otoparkı ve müthiş bir trafik rahatlığı sağlayacağız. Ağustos ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesi Buca Şirinyer Tınaztepe tramvay hattının proje ihalesini bitirdi. Tabii buradaki karayollarını genişletirken bir de alternatif demir yolu tramvay alternatifi de Buca'ya sunduğumuzda zaten trafikte müthiş bir nefes alma olacaktır. Tabii onun dışında metro müjdesini verdi başkanımız. Bir
tünel çalışması var. NATO Şirengi'nin altından gelerek Karabağlara doğru çıkan 2,5-3 kilometrelik bir tünel çalışması. Ama bunlar henüz daha proje aşamasında. Diğer saydığım kadar somut ve adımları atılmış. 96 içerisinde. Tabii ama hedefimiz 2019'a kadar görev süremizin bize tanıdığı imkanlarla bunları bitirmek olacak. Bu saydıklarım bir çırpıda sayılıyor ama aslında 20-25 yılın geçmişten gelen problemi olduğu gibi 30 yıl, 40 yıl Buca'ya nefes aldıracak. Planınızı kaç yıla göre yaptınız? Vallahi biz tabii ki bize verilen yetkiye göre yapıyoruz. Gönlümüzden geçene göre değil. O yüzden hep mantıklı durduk. Paramıza baktık, bütçemize baktık, bize verilen süreye baktık. 5 yıllık yaptık ama hep şunu söyledik. Bazı projelere başlarken hep şunu söyleyeceğiz. Bu başlamamızın meyvelerini bugün alamayabilirsiniz. Ama 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra o bizim olmamız gerekmiyor. Ama Buca'nın, İzmir'in yararlanacağı projeler yapıyoruz. Tarım iş yapıyoruz. Orada üzüm bağları ekiyoruz. Belki 3 yıl sonra o üzümler belli boyuta gelecek. Orada bir tarım müzesi kurulacak. Çocuklar toprağı öğrenecek ama 20 yıl sonra o üzümler çok daha bereketli şekilde Buca'ya hizmet ediyor olacak. O yüzden biz 5 sene sığdırmaya ama meyvelerini yıllarca, 10 yıllarca toplamaya göre plan yapıyoruz. Evet. Trafikten çıktığımızda yeşil alan olayı oldukça genişliyor şu anda. Yani yeşil alan konusunda ciddi çalışmalarınız var. Biz şuna inanıyoruz. Yani tabii kentte yaratılan sağlıklı binalar, kentte modern teknolojik her türlü yatırım yapılsa da nefes alacak alan sıkıntısı var. Yani insanlar binalar arasından nefes alamaz halde rahat rahat dinlenemiyor, çocuklarıyla eğlenemiyor. O binaların arasından kültür geçmiyor, sanat geçmiyor, spor geçmiyor, hava geçmiyor, oksijen geçmiyor. O yüzden bulduğumuz her verimli alanı mutlaka yeşil alan olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta yine çok büyük bir Yeşil Bağlar Mahallesi'nde bir park açacağız. Yani biz bir parkları bir park yatırımı gibi adı söylendiği gibi basit görmüyoruz. Aslında o yine bir insana yatırım. Orada bir gündelik hayattan kopabilme, sosyalleşebilme, apartmanda oturup komşusunu tanımayan bir sürü vatandaşlarım var. Bazen yolda şansa birbirlerini görüyorlar. Nerede oturuyorsun? Alt alta üst üste oturuyorlarmış. Çünkü inip buluşacakları bir parkları yok. İnip sohbet edip bir şeyden yiyip iki muhabbet edebilecek ya çocukların oyuncaklara binebileceği alanlar yok. Binalara sıkışmış, işten eve, evden işe. Tabii bu sefer hayattan kopuyorsunuz, paylaşmıyorsunuz. Komşunuz aç mı tok mu bilmiyorsunuz. O yüzden parkları önemsiyoruz. Hedefimiz 2019 sonuna kadar mevcut yaptıklarımızdan sonrasını söylüyorum. 15 daha yeni büyük yeşil alan. Ama hazır sizi yeşil açmışken, yeşile de biliyorum özellikle Halk TV izleyici çok duyarlı. Bir ağaç kesilecek dediğinde Halk TV ekranlarında neler yaptığımızı bir tek de siz verdiniz. Gezi ruhuna da bir en buradan selam olsun. Şu an bizim dönemimizde, bu da şu anda çekim yaptığımız alana yakın bir alanda Hasan Ağa Bahçesi'nden sonra en büyük parkı yapacağız. Yaklaşık 20 bin metrekare, 21 bin metrekare olacak. O da hani diğer 15 projenin içinde, 15 parkın içinde ama Buca'nın Hasan Ağa'dan sonra en büyük park ve rekreasyon alanı diyelim. Belki parkın bir kademe büyüğü olacaktır. Hem de buradan da bizi de izleyen hemşehrilerim, özellikle Adatepe'lilere de ünlümüzde olsun. Bu Buca kopumuza, Buca'mıza park anlamında yaptığımız ilk açılış. Biliyorum tüm Buca adına, park ve bahçeleri adına, Buca yaşam alanları adına bu ilkin daha da sayıları artarak uğur getirmesini temenni ediyorum. Parkımız, Buca'mıza, Buca kopumuza, muhtarımın da yanımda, bütün sakinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Birazcık böyle bir nefes aldırır. Burada güzel anlar, keyifli anlar yaşanır ve daima bu parkta gezenler, bu parkta dinlenenler, bu parkta eğlenenler de o huzur ortamının keyfini çıkartırlar. Biz gelecek nesillere park yapmak görevini benimseyip bu icraatları yapıyoruz ama bir önemli görevimiz daha var. Dünyaya mal olmuş, edebiyat tarihinde, şiir tarihinde eserleriyle biraz önce
duruşuyla memleket hasretlerine maruz bırakılmış, hapishanelerde yatmış. Biz gençlerimize bunları hatırlatmalıyız. Bu isimler, bu büyük isimler, dünyaya örnek olmuş büyük isimler, bizlerin yaptığı yatırımların isimleriyle taşlandırılırsa anlamı artar ve bazen hayatın yorgunluğu, telaşıyla unutulmaya yüz tutacaksa da bu parka her bakıldığında, bu parkta her göründüğünde, her koşulduğunda, burada bir basket oynandığında, önünden arabayla geçildiğinde bu isim hatırlanır ve belki okumaya, belki şiir yazmaya, belki aydınlanmaya teşvik ederiz heyecanıyla bu parka Nazım Hikmet ismini verdik. Biraz daha yaşam kalitemizi arttıralım diye gerçekten önemli emekler veriliyor. Bunun bir tane karşılığı var. Biz zaten bunları talep ederek, bunları bilerek sizin huzurunuza çıktık. Oyunları talep ettik. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Biz fazla bir şey yapmıyoruz. Tek bir şey istiyoruz. Sizler bunlara sahip çıkın. Burada bu emeği ortaya koyan, bu yüreği ortaya koyan, benim mesai arkadaşlarıma sahip çıkın. İşte bugün olduğu gibi sizce gülümsemeniz, kocaman alkışlarınız bütün yorgunluğumuzu alıyor, içimizi ısıtıyor. İnsanlar gidiyorlar, Yassada'daki ağaçları kesiyorlar. Siz burada bulduğunuz küçücük alanlara ağaç dikiyorsunuz. O konuda tavrımız çok net. Ağacımızı asla kesmeyiz, kestirmeyiz. Aslında sırf ağaç değil, hep söylüyorum. Bizim canlıyı olan aşırı duyarlılığımız var. Sokaktaki hayvana, bahçedeki ağaca, yandaki insana. Yani canlıyla olan diyalogumuzu hiçbir sermaye gücü kopartamaz. Evet. Engellilerle ilgili neler yapıyorsunuz? Tabii ilk biz bu konu bir de yüzdesel anlamda Buca en fazla engelli yüzdesine sahip. Zaten öyle ülkenin mi? Tabii ülkenin ve İzmir'in oranlarına baktığınızda yaklaşık 1,5 puan oranında Buca önde gidiyor maalesef bu şeyde. Ama tabii şunu biz ne yapabiliriz dedik. İki tane temel şey. Önce engelleri kendi binalarımızda kaldıralım. Yani sokaklar, kaldırımlar, bunlar zaten sinyalizasyonlar, yaşanabilir bir kent, engelsiz bir kent söylemini önce engelsiz belediyeden başladık. Kendi ana binalarımızı bitirdik. Kalan 7-8 tane hizmet binamız da bu yıl bitiyor. Artık daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracağız bu yıl. Onlara bayraklarımızı alacağız. Yani başta engelleri kendi içimizde kaldırıyoruz. Kamu hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız, buralı binada dahil olmak üzere artık engelsiz binalarla belediyeyle karşılaşmak zorundaydı. Buradan başladık. Başkanımız geleli çok şeyler değişti. Çok güzel oldu. Bizim kırmızı bayrak olayında inşallah ilk bayrağımızı alacağız diye düşünüyorum. Girişlerimiz, çıkışlarımız, inişlerimiz, her şeyimiz şu anda çok güzel. Bizim için belediyemizin gerçekten çok son zamanlarda çok değişiklikler oldu. Engelli şarj üniteleri her yere konuldu. Onun dışında kaldırımlar düzenlenmeye başladı. Yollarımız yapılmaya başladı. Bu konuda bundan dolayı Buca'mıza çok teşekkür ediyorum, başkanımıza. İzmir zaten farklılığını gösteriyor. Burada da Buca'mız farklılığını gösterecek. Biz her yerde tek olacağız diye düşünüyorum. Yaptığımız İSKA projeleri, engelli projeleri ama biz dedik ki esas biz engelliye fiziki yatırımlar dışında kaldırımlar yapıyoruz. İşte daha yeni heykelden Kozağaç Meydanı arasındaki tüm yolu bitirdik falan ama ben dedim ki kendi kendimize arkadaşlarımıza biz engelliye sokağa nasıl çıkartabiliriz? Tamam yolları kaldırmaları yaparız ama sokağa nasıl? Çok yeni bir engelli araç, iki tane yeni araç filomuza kattık. Engelli vatandaşlarımızı kent içindeki sosyal etkinliklere götürsün diye. Ve bu sporu dedik ki en iyi burada sporu kullanabiliriz. Yani eğer engelli vatandaşların hayata küsmesi, ailelerine yarattığı yük, evden çıkmama sanki spor bunun en doğru aracısıdır mantığıyla da engelli sporuna ciddi önem verdik. Ciddi mesai ve para harcadık. Böylelikle gördük ki hatta şimdi engelli badminton takımımız Antalya'da Avrupa Şampiyonası'nda Manavgat Belediye Başkanımızla konuştuk. Ona da selam olsun. Onları karşılamışlar. Bu bence bizim şahsım adına en azından öyle iddia edebilirim. Engellilere yapabildiğimiz en önemli işlerden biriydi. Onları tekrar hayata bağlamak, rekabeti sevdirmek, geceleri haftaya iki müsabakaya hazırlanmak
Böyle bir engelli politikamız var. Hayata bağlı, yaşanabilir bir kentte, huzur barış içinde yaşadığımız bir engelli politikası sürdürmeye çalışıyoruz. Engelliler merkezi var mı ayrıca? Var. Zaten bizim Şirinyer'de engelliler merkezimiz var. Tam parkın orada. Orada tabii bir takım biz yani basit eksikler vardı. Bir takım ilaveler yaptık. Onu da zaten ana merkez olarak kullanıyoruz ama tüm kamu binalarımız, Buca Belediye'mize ait kamu binalarımız zaten engellilerimizin emrinde. Ayrıca Çamlıköy'de onlara Engelliler Derneğimizle yeni bir çalışma yaptık. Onlara meslek edindirici bir takım faaliyetler yapmak için bir tahsiste bulunduk. O da ayrı bir gurur kaynağımız. Ama ben engelli denince yeni tahsis çıktığı için artık müjdeleyebiliyorum. Çünkü tahsisimiz de geldi. Türkiye'de de ilk bir belediye tarafından yapılacak. Solucan Gübre Tesisini açacağız kaynaklarda. Bu Solucan Gübre Tesisi denildiğinde engelliyle ne alakası var diye tabii seyircilerimiz aklı karışabilir. Ama bu tamamen belediyemizle bakanlık arasında engelli destekli bir proje. 15 tane engelli vatandaşımız istihdam sağlayacak. Tüm maaşları bakanlık tarafından ödenecek. Tüm yatırımları Buca Belediyesi yapacak. Ve bu vatandaşlarımız 5 sene sonunda emekli olacaktır. Ne yapacaklar orada? Onlar pazar ve organik atıkları, biliyorsunuz Buca'nın dört tarafında pazarlar kuruluyor ve pazarlardan ciddi şekilde organik atıklar çıkıyor. Bu atıklar gelecek, buradaki engelli vatandaşlarımızlar tarafından ayıklanaraktan gübre olarak Buca'da, İzmir'de, Türkiye'de en Türkiye'nin ve dünyanın en kıymetli solucan gübresi haline gelecek. Hem kilo anlamında en pahalı hem de verimlilik anlamında en verimli gübre solucan gübresi. Bu tesis Buca Belediyesi'nin tesisi olacak. Ve burada 15 tane engelli vatandaşımız çalışacak. Bunu da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli istihdamına katkı ve 5. yılda da hepsi emekli olacak. Yani engelli olmanından kaynaklı 5 yıl bir istihdam dönemi, sonra da emekliliğin keyfini sürecekler. Engelli demişken de tabii onların öyle bir özel durumu oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Herhalde yıl sonuna kadar belki daha çabuk solucan ve kompost gübre tesisleriyle de böyle bir katkı koyacağız engelli yaşamına. Bu arada hemen biz tarıma geçelim. Sizin bir organik tarım çalışmalarınız, ayrıca üzüme verdiğiniz değerler vardı. Tabii aslında solucan gübresinden orası geçirebilecek, anlatılacak en isabetli nokta olacaktır. Bahsettiğimiz kaynaklar bölgesi, Buca'nın da işte görüyorsunuz belediyemizin amblemi üzüm. Yani Buca deyince akla üzüm gelir. İzmir'i biraz bilen, özellikle şu 50 senede İzmir'den yolu öyle böyle geçmiş herkes bilir ki Buca'nın üzümleri satılmıştır. Buca'nın üzümü o dönem en tek gelir kaynağıdır. Biz unutulmayı üst tutmuş, bakın zihinlerdeki unutulmayı, toprakta bile artık üzüm bulamazken bu yatırımı yapmayı uygun bulduk. 14 bin metrekare alanda başlattık. Buradaki ana hedefimiz aslında bir öncü, bir hatırlatıcı ve yol açıcı olmaktı. Şu an 14 bin metrekarelik alanda üzümlerimiz dikildi, geçen yıl dikildi. Şimdi onu besleyen tesislerimiz yapılıyor. Orada çocuklarımıza eğitim verebileceğimiz sınıflar, üzümle ilgili, tarımla ilgili derslikler, ufak bir müze, mahzen, dinlenme alanları. Buraya böyle bir komple bir tesis haline getiriyoruz. Ve böylelikle işte Buca'nın üzümünü kendimiz yaşatmak, onları burada kendi alanlarımızda kullanmak ve üretmek üzere tesisimizi tamamlıyoruz. Bunun çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bundan sonrası artık biraz da vatandaşlarımıza düşecek. Çünkü biz yüz binlerce hektar alanda üzümcülük yapmamız mümkün değil. Ama burası bir sembol, burası bir eğitim merkezi, burası bir belediyenin tarıma verdiği değeri gösterebilecek bir alan olacak. Bundan sonrası girişimcilerin gönlünü tarıma vermiş vatandaşlarımızın olacak. Aynı bölgede biraz yukarıda biliyorsunuz bu hani çok ilçede, çok ilde olmayan bir 1000 yıllık çınarımız var bizim. Yine bu bölgede. Onun restorasyonu ve altında meydan düzenlemesi bitti. Onun da hemen üstüne yeni bir pazar yeri ve yeni bir köy anı evi yapıyoruz. Yani aslında anlatmaya ve yatırımı yapmaya çalıştığımız o bölgede tarımı, turizmi, sporu, işte çınar ağacı, köy pazarı. Turizmi. Evet, yani orada insanlar geldiği zaman gününü veya günlerini mümkün olduğunca o tatta, o havada geçirebilmesi. Biraz da burada sporu tekrar dahil ediyoruz. Biraz spora da aşırı yükleniyoruz. Çünkü en ihtiyacımız olan şeylerden biri olduğunu, yani okumanın ve sporun. Orada da bir daha doğal bir güzelliğimiz var. Tırmanış. Türkiye'de 3. tırmanış merkezi kaynaklar. Biz o doğal güzelliği de yatırımla devam ettiriyoruz. Bir binicilik, dağcılık ve izcilik tesisi oluşturuyoruz. Bungalovlar, çadırlar, konaklanacak yerler, öğrencilerin konaklayacağı, eğitim alacağı ve doğa sporlarını icra edebileceği bir kamp alanı hazırlıyoruz.
Buna bir de atıcılığı katıyoruz. Bir çalışmamızda Skit ve Trump atıcılığı ile ilgili. Yine yakın bir coğrafyada. Aralar hep 1'er 2'şer kilometre. Yani tabii imkanlardan dolayı hepsini entegre toplamak çok mümkün olmuyor. Ama kısa ulaşımlarla birkaç 5 metre kilometre karelik alanda tüm bu etkinlikleri Bucalılar veya dışarıdan gelen, hatta Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımız kullanabilecek. Böyle de bir Skit Trump atıcılık tesisi yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz açık. Yani farklı bir kaynaklar olacak. Uluslararası konusunda iddialıyız. Bugünlerde Buca'mızda yine bir gururu yaşıyoruz. Uluslararası dediğim için ilk defa Avrupa Kış Yarışması, tenis turnuvası Buca'da yapılıyor. 6 ülkeden 16 yaşında sporcularımız Buca'dalar. Yani ulusal ve uluslararası anlamda, tarımda, sporda iddiamızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Evet, 2016 ile ilgili projelerinizden bahsedelim. Tabii 2016'da bizi yatırımlar bekliyor. Tarımdan bahsettik, gençlerden bahsetmemek mümkün değil. Tarım kenti olduğumuz kadar da üniversite kentiyiz. Dolayısıyla 2016'da çok güzel bir gençlik merkezi geliyor. Bizim artık alışagelmiş tabirimizle Türkiye'nin ilk değil ama en güzel gençlik merkezi Buca'da olacak. Çalışmalar tamamlanıyor. Belki buradan sizi yolcu ederken görürsünüz. Tınaztepe hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Workshopları, çamaşırhaneleri, bowling salonları, sinema salonları, fitness center'ı böyle gerçekten kayda değer gençleri toplayabileceğimiz, gençlerin hem biraz yükünü hafifletebileceğimiz hem de onlarla beyin fırtınaları yapabileceğimiz, onlarla buluşma noktamız olacak. Yani orada gençlerin hakkında Buca ile ilgili, Buca'nın imarıyla, Buca'nın mimarisiyle, Buca'nın tarihiyle, Buca'nın peyzajıyla ilgili bilgi almak için sadece toplantı salonları olmaz. İşte böyle gençlik merkezleri lazım. Biz onlara orada yardımcı olacağız. Onlar da bize kent vizyonu konusunda yardımcı olacaklar. Bir gençlik merkezi var 2016'da. Yaylacık bölgemiz, bu tabii Atatürk Mahallemizi, Kuruçeşme'yi ilgilendiren bir proje gibi dursa da gençlik merkezi tüm İzmir'in çekim merkezi olacak. Bir yaylacığa müjde verebiliriz. Yine spor ve kültür anlamında şu anki bina dışında yüzlerin, binlerin halk arenasını yapmaya çalıştık. Gördüğünüz insanlar sığmıyorlar. Bir salonumuz konferans ve kongre ve seminer yapabileceğimiz. Hatta orada ben sizden bir söz almıştım. Evet, işte o da çok kısa zamanda temelini atacağız. Bir ortak proje, Büyükşehir'le ortak proje hazırlıyoruz. Yaylacık'ta hem altında tam olimpik yüzme havuzu spor tesisleri, üstünde de 1500 kişinin üstünde diyeyim, tam hala bir ufak statik hesapları var, rakam vermeyelim, bir kültür ve bir konferans ve seminer ve tiyatro merkezi kazandıracağız. Bunlar 2016'da birçoğu bitip ufak tefek aksaklıklar olması takdirde 2017'nin ilk aylarına sarkacak büyük çaplı projelerimiz. Çöpün geri alınması ile ilgili 50 tane bölgeyi şimdi başlıyoruz, önümüzdeki ay pilot bir 50 bölgeyle başlıyoruz. Maalesef Buca bu konuda geç kaldı. Çoğu ilçelerimiz çoktan bitirmesine rağmen işte çöpü yerin altına alacağız. Onun dışında bir takım çok bizim övünerek yaptığımız Yeni Gün Mahallemizde bir semt evinin temelini atacağız. Hedefimiz bir aksilik olmazsa 30 Mart'a yetiştirmek. Semtlerine geleceğiz. Evet, yani ikinci yılımıza yetiştireceğiz. Semt evlerimizden çok iyi sonuçlar alıyorduk. Mevcuta sığmıyoruz. Pırlanta merkezlerini bir dedik, beşe çıktık. Ona doğru gidiyoruz. Semt evi de çok talep geldi. Bir arsa ürettik. Şimdi oraya güzel bir semt evi. O kesin 2016'da bitecek. Yani o çok yine inşaati bir aksaklık olmazsa. Hep onu diyoruz. 2016 bir inşaat şantiye yılı olacak. Bu tabii şantiyenin ötesinde insana yatırım anlamında da şantiye yılı. İlk başta bir bunu alıyor. 8 tane inşaat söyledim diyorlar. Yol kaldırdım ama esas bir inşaat derken, yatırım derken tabii insana yaptıklarımızı da en büyük yatırımdan sayıyoruz. Yani o binaları herkes yapıyor paranız olduğu sürece. Eğitimde, kültürde, sanatta, konserde, sokak tiyatroları, çocuk tiyatroları, çocuk koroları. Yani bunlar aslında şey, kültür merkezinde yaptığımız resitaller, resim, heykel, fotoğraf. Yani aslında tabii ki bir genelde belediye denince kaldırım, yol ve ortaya çıkan fiziki gözüken yatırımlar geliyor ama bir şeyle çok önemsiyoruz. İnsanın ruhuna, insanın geleceğine, eğitimine, kültürüne. İnsana dokunmak. Tabii. Yani o biliyorsunuz Sosyal Demokrat Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partili Belediyesi'nin en hassas ve olmazsa olmazı. Sırf Buca'ya has bir şey değil tabii bu. Tüm CHP'li belediyelerimiz bu anlamda çok hassas davranıyorlar. Biz de Buca'da bunu önde tutuyoruz. Ha, biz de biraz kadın ve çocuk yatırımları hep böyle biraz kayrılıyor. Bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ama onun dışında adaletli bir biçimde kamu kaynaklarını 47 mahalleye dağıtmaya çalışıyoruz. SODEM yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Ve SODEM'in ciddi bir çalışması var.
bu semt evleri konusunda yani tek bir kelime, tek bir ağız birleşmesini sağlamak. Doğru. Yani mesela gidiyoruz belediyeye, girerken beyaz masa diyor. Biri başka belediyede danışma masası, bir başka hemşeri masası. Hemşeri masası. Bunlar bu konularda ortak dili. Ortak dili yakalamak, ortak ağızı yakalamak çalışması var. Bu semt evleri konusunda da böyle bir çalışma olacak mı? Tabii yani o bizim SODEM'de de ısrarla hep genel başkanımıza da söylediğimiz o. İlçe belediyelerinin o kadar anlamlı, o kadar güzel işler yapıyorlar ki bunları anlatmakta, ifade etmekte, kamuoyu tarafından algılanmasını sağlamakta bir takım eksiklerimiz var. Bu eksiklerin başında da kullandığınız başlıklar ve işte o ana dil. Yani saatlerce konuşuyorsunuz, günlerce anlatıyorsunuz. Basınlar, televizyon kurumları, gazeteler, flyerler, broşürler. Ama bakıyorsunuz anlaşılamamışsınız. Kendinizi iyi anlatamamışsınız. O da sonra sandığa yansıyabiliyor. Evet. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Bizim buradaki içeriği, kadının istihdamını, aile bütçesine katkısını, meslek edindirmesini, hayata katılımını, sosyalleşmesini, arkadaşlar. Semt evleri çok önemli bir proje. Her yerde uygulanıyor. İşte Balçova'da da başladı, burada da var. Ama mevzu bunun dediğiniz gibi tek bir lisanla ve bize ait olduğunu. Hatta biz bazen öyle bir şey oluyor ki, biz sosyal demokrat belediyelerin üstlendiği, uğruna her türlü fedakarlığı yaptığı meseleler başkalarının şeyleri gibi piyasada anlatılıyor. Yani aslında bunlar hep bizim haklar, özgürlükler, demokrasi, sosyal adalet, evet, istediğin gibi konuşabilmek falan gibi. Şimdi bakıyorsunuz başka partiler diyor ki bunları biz getirdik Türkiye'ye. Aslında bunlar hep bizim olmazsa olmazlarımız, yüzlerce yıldır bağırdığımız değerler. Sayın Kılıçdaroğlu'yla yapmış olduğunuz bir röportajda şey demişti yani, bizim belediyeler deveyi pire kadar anlatamıyorlar ama adamlar pireyi deve gibi anlatıyorlar. Aynen, özetleyen bir tanımlama olmuş. İşte Semt Evi'de böyle bir mevzudur. Onun adlandırılması da böyle bir mevzudur. Kars'ta da, Van'da da, İstanbul'da da, Antalya'da da, Sinop'ta da bunun böyle anılması gerekiyor. Biz bu çalışmayı bitirdikten sonra SODEM ve Genel Merkez'in çıkan sonucuna göre tabii şeyleri revize edeceğiz. Bunun Kars'ta da böyle bir çalışma vardı. O zaman Sayın Ağbaba o konuda bir çaba sarf ediyordu. Herkes halk kart yapıyor, buca kart yapıyor. İşte evet, indirim kartları, alışveriş kartları, tekstil, market. Bunu da bir yerde toplamak. Sanırım o da belli bir noktaya geldi. İşte semt evlerinde, kart merkezlerinde bir tek dili oluşturursak sanki daha iyi olur. Bu konuda benim düşüncem en iyi çözüm SODEM'le yerel yönetimlerin yerel yönetimler genel başkanımızın birlikte çalışması. Tabii. Hem bundan öyle, başka türlü öyle bir çağrıyı da belki yapmış olalım bir SODEM üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak. Tabii bu tip birlikler çok kıymetli. 15 milyonu temsil ediyoruz şu sizden an. Sizden yarım saat sonra Sayın Seyit Torun'la yayınım var. Öyle mi? Kendisine bu çağrıyı ben bize sizlere yazdım. Evet, Sayın Genel Başkan yardımcımızdan da bu konuda zaten katkısını esirgemeyecektir. Önemli bir gücüz. Bunu sadece buradaki belediyeler anlamında görmeyin. Avrupa'da, dünyada sesimizi duyurabilecek bir birlik olarak bunu heyecanlamak, planını kurmak lazım. Buradan da üyesi olmayan arkadaşlarımız varsa hem de bir çağrı yapalım. Onları da SODEM ailemize bekleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Demet Başkan'la konuşmak çok güzel. Öyle hızlı anlattı ki iki programı bir arada bitirdi. Yani dersine çok iyi çalışmış, iki programı bir arada bitirdi yani gerçekten. Son olarak söylemek istediğiniz neler? Evet, tabii bu ara gönül iyiliklerden, kentte yaptığımız güzellikleri tekrarlamaktan geçiyor ama maalesef ölümler, sivil ölümleri, asker ölümleri artık canımıza tak etti. Bir an önce huzur istiyoruz, bir an önce barış istiyoruz. Seyircilerimize de bu anlamda başka bir çağrı yapmak maalesef bugünkü coğrafyada, bugünkü zamanda, bu yaşananlarda mümkün olmuyor. Tüm izleyicilerimize sağlık, mutlu esenlikler diliyorum. Barış dolu günlerde buluşabilmek umuduyla esenlikler diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz de başkanın çağrısına katılıyoruz. Yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek barış diye haykırıyoruz.